İran'da düşen özel jetten FETÖ'nün kumpasıyla kararan bir hayat hikayesi çıktı. Özel jetin ikinci pilotu olan Melike Kuvvet, yıllar önce hayalini kurduğu ve sonunda da başardığı bir işi yapıyordu. Türk Hava Kuvvetleri'nin onlarca başarılı helikopter pilotundan biriydi. Mesleğini severek yapan Yüzbaşı Kuvvet'in hayatını allak bullak eden olay da FETÖ'nün kurduğu kumpası oldu. FETÖ'cüler tarafından asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilip ahlaksız yaşantı nedeniyle ordudan atıldı. Kararı Askeri Yüksek idare Mahkemesi'nde itiraz etti. Ancak itiraz ettiği kişiler de FETÖ'cüydü. Hiç pavyon olmayan Merzifon'da pavyonda şarkı söylemek suçundan orduyla ilişiği kesildi. FETÖ'cüler kumpasta görevden uzaklaştırdığı Melike Yüzbaşı'ya yüksek miktarda tazminat cezası da gönderdi. Helikopter pilotu olan Melike Kuvvet bu yüzden sivil şirketlerde uçak pilotluğu yapamıyordu. Bunun için uçak eğitimi alması gerekiyordu. Çorlu da özel bir uçuş okuluna kaydını yaptırdı. Ancak o okulun FETÖ'cülere ait olduğunu bilmiyordu. Zaten okuldan sertifika alamadı. Sertifika almasına az bir süre kala FETÖ'cü darbe girişimi yapıldı. Önce kayyum atanan okul sonra kapatıldı. 15 Temmuz sonra Savva Kuvvetleri'nden göreve geri dön çağrısı alan Melike Özbaşı çok mutluydu. Göreve gitmeyi beklediği günden bir gün önce gelen telefon yine hayallerini yıktı. FETÖ'cü olduğunu bilmediği bir okulda aldığı eğitim yüzünden orduya dönemedi. Bu sırada intihar etmeyi bile düşündü. Son bir umut da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Beklediği karar çıktı. Mayıs ayında yeniden göreve dönecekti. Bu arada geçinebilmek için girdiği Başaran oldikteki özel jet pilotluğu görevinde Dubai'den Türkiye'ye dönüş yapıyordu ki düşen uçakta hayatını kaybetti. 11 kişiye mezar olan uçaktan geriye de Melike Yüzbaşı'nın FETÖ kumpası nedeniyle binbir zorlukla geçen bir hayat hikayesi kaldı.